Evet arkadaşlar, uzun zaman oldu YouTube'a video atmayalı. Çünkü bu aralar biraz daha fazla yayınlara ağırlık vermeye başladım. Dedim ki artık YouTube'a bir video atayım. Uzun zaman oldu çünkü. Neredeyse 5-6 ay oldu video atmayalı. Bunun üzerine ne yapsam ne etsem diye düşündüm. Dedim ki yayınlarda birçok kişi diyor ki abi evindeki internetin ne? Hangi interneti kullanıyorsun? Yayın yaparken OBS'te hangi ayarları kullanıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Ne ediyorsun? Hayırdır birader sen dedikleri için dedim ki bari hem evimdeki internetimi anlattığım hem de OBS'te ayarlarımı nasıl yaptığımı anlatan hem böyle hasretimizi giderecek bir video hazırlayayım dedim. Ve böylelikle geldim. Ya öncelikle şundan bahsedeyim. Hani direkt dalayım konuya, hiç uzatmayacağım. Direkt konuya dalıyorum abi. Hiç uzatmaya gerek yok. Abi evimde ben İnternet olarak Turkcell'in Superbox'ını kullanıyorum. 20'ye 20 olan paketini kullanıyorum. 20 download, 20 upload, mis gibi internet alıyorum. Mesela gidiyorum başka bir yere, alıyorum kutuyu yanımda, prize takıyorum, her yerde internet var. Yani hem hayatı kolaylaştırıyor, hem hızlı bir internet kullanıyorsun. Birazcık tuzlu da olsa işini güzelce halledebiliyorsun. Yani o yüzden tercihim Superbox'tan yana oldu. Sonra cuma hem internet konusunda hem de yayın konusunda nerelerden yardım aldığımı, neler kullandığımı anlatmaya geçeyim bir inceden, bir ufaktan. Evet abi, gördüğünüz gibi masa üstümde kalbim kadar tertemiz. Masa üstünde hiçbir şey kullanmayı sevmiyorum abi. Masa üstünde hiçbir şey olmayacak. Ne var ne yok burada. Başlatta. Her şeyimi başlatta kullanıyorum abi. Hani hem şöyle bir durum var. Masa üstünde ne kadar fazla klasörüm varsa bilgisayar açılırken ve başka işlemler uygularken daha fazla güç harcıyor. Bir tık yavaşlatıyor bilgisayarı. Yani masa üstünde ne kadar az klasörüm varsa o kadar sağlıklı baba. Hani ben belki bir tane klasör olur. Ona da ben masa üstü yazarım. Masa üstünde bulunması gereken her şeyi onun içine atıyorum. Yani böyle tercih ediyorum. Bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Şu an video kaydını Streamlabs OBS'ten alıyorum. Ama ben normalde yayınlarımı normal OBS'ten yapıyorum. Çünkü Streamlabs OBS birçok uygulamayı onun içinde kullandığımız için yani tek bir program içinde her şeyi gördüğümüz için biraz daha güç harcıyor. Biraz daha işlemciyi yoruyor. Hani o yüzden benim tercihim normal OBS'i kullanmak yayınlarda. Yani burada benim gördüğünüz gibi kendi sahnelerim var. Siz bunları pek yokmuş gibi düşünün. İlk önce hemen ayarlarımızı açalım. Abi genel ayarlar. Yani burada çok fazla bir şey yok. Burada temalar var. Ben bu temayı kullanmayı seviyorum renkler olarak. Genelde yayın başlarken ona iletişim kutusunu göster diyorum. Çünkü bazen yanlışlıkla elin çarpabilir, klavyeden kısa yola dokunabilirsin. Laps diye yayına veya kayda girebilirsin. O yüzden onay kutucuğunu her zaman göstermesini tercih ediyorum ben. İlk açtığınız zaman yapacağınız şey, nerede yayın yapacağınız, hangi sitede yayın yapacağınızı bilmeniz, karar vermeniz ve buna emin adımlarla ilerlemeniz gerekiyor. Ben burada yaptığım için yayınımı buradan göstereceğim. Ya sunucuyu otomatik yapıyorum çünkü önceden eski versiyonlarında OBS'in eski versiyonlarında Frankfurt'u falan seçmen gerekiyordu. Ama artık bunu seçmene pek de gerek yok. Zaten token moken alıyorduk, hani yayın anahtarı falan alınması gerekiyor. Buradan direkt hesabını bağla dediğin zaman şifrenle direkt hani nerede stream yapacaksan onun kullanıcı şifresiyle giriş yapınca hemen otomatik olarak matchliyor sistem ve o yüzden herhangi bir şeye gerek kalmıyor. Bizim için en önemli şey çıkış ayarları. Yayını nasıl yapacağımız, kayıt, ses vesaire. Şimdi bilgisayarın çok iyi değil. Yayın yapmak istiyorsun. Hani bilgisayarın gücü yetmiyor buna. Ama belki hani just chatting, chat yayını yapmak istiyorsun. Oyun oynamayacaksın vesaire. Bir ufak bir yayın açmak istiyorsun. Bunun için yapman gereken şey işlemcin kuvvetliyse işlemcinden alman veya
ekran kartın işlemcinden daha kuvvetliyse ekran kartından yayını yapman önemli. Çünkü bazı arkadaşlarım vardı, işlemcisi biraz düşük ama ekran kartı iyi. Bu sefer ne yapıyorsun? Yayını ekran kartından verdiğin zaman işlemcini çok yormuş olmuyorsun ve buna göre de donmalar, takılmalar, drop yemeler olmuyor. Bunun için ilk önce buna karar veriyoruz. X264 dersen eğer bu senin işlemcinden yayını yapar. Ama H264 dersen ekran kartından yapar. Veya X264 yerine başka bir şey de olabilir burada. Şu an benimki AMD olduğu için H264 AVC encoder diye çıkıyor burada. Ama senin ekran kartın Nvidia'dır. Burada Nvidia'lı veya X264 dışında bir şey, bir seçenek varsa onun üzerinden gider. Burada çıkış boyutun senin yayını hangi çözünürlükte vereceğini karar verdiğin yer. Ben mesela 1280'e 720 yapıyorum yayınımı. Bazen 1080 de yapıyorum ama çoğunlukla olarak 720p tercih ediyorum. Burada yapman gereken şey abi, önce ona karar vereceksin. Kaç p'de yayın yapacaksın? 720p'de yapacaksan 1280'e 720, 1080p yapacaksan da 1920'ye 1080 olarak bu çıkışını yapıyorsun abi. Bu kadar. Tabii burada en önemli şey bit hızımız. Bu da bizim can alıcı noktamız. İnternetimizin ne kadar olduğuyla alakalı. Mesela bununla alakalı ben size bir liste göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi Nvidia NVX Packs, yani bu taraf ekran kartı üzerinden vereceğiniz bitrate, yani yayını ekran kartı üzerinden yapıyorsanız vereceğiniz bitrate. Bu tarafsa işlemci üzerinden verecekseniz hangi bitrate'den vereceğiniz. Mesela 1080p 60 fps yapıyorsan baba 6000 bitrate vermen gerekiyor. Bitrate nedir abi? Bizim upload hızımız. Upload hızımız 5 ise, 5 megabit ise 4500 bit verebilirsin. 6 bit ise veya 10 bit ise 9000'e kadar verebilirsin. Yani 10 megabitle HD yayın yapabiliyorsun internet tarafında. Tabii bilgisayarın özellikleri de ayrı bir konu bunun üzerinde ama 6 megabitin altına düşmemesi lazım internetinin, sabit 1080p yayın yapabilmen için. Ya burada şeyleri var işte. Yani ben mesela 720p 60 fps yapıyorum. 4500 bitrate yetiyor. Yetiyor, rahat rahat yetiyor yani. Hani buna da bu şekilde buradan Google'layarak stream bitrate yazarak Google'larsanız bu listeye ulaşabilirsiniz. Sonrasında CPU kullanımı very fast, hızlı kullansın. Bunu ne kadar very fast, super fast, ultra fast, very fast, vıt 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 ne kadar düşürürsen işlemciyi o kadar az kullanır. Ben very fast'te kullanıyorum. Profil olarak da main'i kullanıyorum. Bunu geçiyoruz zaten. Ya burada yapacağımız tek şey bu. Yani kodlayıcımıza karar vereceğiz. Çözünürlüğümüze karar vereceğiz. Ya belki bilgisayarın çok iyidir ama internetin yetmiyordur. Doğal olarak bitrate'ini düşüreceksin. Ama şöyle bir kural yok. Mesela burada 1280'e 720 yaptım. Yani burada 720p ayarladım. Bunu da 4500 vermek zorundasın diye bir şey yok. Bunu 2000 de verebilirsin. 1000 de verebilirsin. Ama ne olur? Kımıl kımıl, piksel piksel olur yayının. O yüzden bu ne kadar yüksek bitrate o kadar nice durum yani. İşin özeti bu. Ses olarak 48 Hz kullanıyorum çünkü ses kartım ve Phantom'lu bir mikrofonum var. O yüzden 48 Hz'ı alabildiğim için 48 Hz kullanıyorum sesi. Onun haricinde de hani burada yapmanı gerektiren çok da bir şey yok açıkçası. Aynı zamanda da video ayarlarımız. Evet, bu video ayarlarımız nedir onu söyleyelim. Temel tuval çözünürlüğü dediği bizim bu alanımız. Yani yayın yapacağımız alan. Burası 1280'e, 1920'ye 1080. Ya yani 1080p'ye uygun bir şekilde ana tuvalimizi, yani bizim tablomuzu hazırlıyoruz. Çıkışımız da 720p. Burada ben Lanchos kullanıyorum. Lanchos en kalitelisi ve en güzel örneklemeyi yapan birim. Bunu tabi düşürebilirsiniz. Blender yaparsanız biraz görüntünüz bulanıklaşıyor ama işlemci kullanımınız azalıyor. Bu bulanıklaşması demek iğrenç, leş gibi bir görüntü değil. Daha kaliteli olmasını istiyorsan bunu
tık 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 biraz daha yükseltmen gerekiyor. Benim işlemcim yettiği için ben Lanchos'da kullanıyorum. Buradan FPS'ini ayarlıyorsun. Ben 50 FPS veriyorum genelde yayınlarımı. O yüzden 50 olarak ayarladım. Yani bu genel ayarlarda bunun dışında yapmanız gereken başka bir şey yok. Burada sahnelerimiz var. Yayın sahnelerimiz. Bunlar benim şu an yayınlarda kullandığım sahnelerim. Ya buraya mesela ekle diyelim hemen. YouTube diyelim. Buraya sahnemizi ekliyoruz. Sahnemiz nedir? Sahne bizim yayında gözükmesini istediğimiz şeylerin bulunduğu yer. Konum. Hemen buraya ekleyelim. Mesela ben buraya ekranımı eklemek istiyorum. Ekran yakalama diyorum. Tamam diyorum. Hop bakın ekranım geldi. Gördüğünüz gibi. Onun haricinde işte buradan bütün sahnelerinizi ekliyorsunuz. Ne bileyim mesela buraya ne eklemek istiyorsun? Mesela kamera. Şu an ben webcam'le kayıt yaptığım için muhtemelen açmayacak onu. Oyun yakalama yapabiliyorsunuz. Burada işte hangi oyunu oynuyorsanız açtığınız oyun burada çıkacak. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Ben şöyle size bir PUBG açayım mesela. Şu an neden bu kadar yavaş sürüyor? Ne zaman açılacaksın PUBG? Ben şansıma da güncelleme falan gelmiştir muhtemelen. O yüzden açılmıyordur ha. Evet. Bir el PUBG mi atsak ne yapsak ya bilemedim. Hemen bunu alalım aşağıya. Bakın ekran yakalamayı siliyorum. Şu an oyun yakalamamız açık olduğu için otomatik olarak oyun yakalamadan PUBG'yi buldu. Veya buradan açıp belirli bir pencere yakala dediğin zaman buradan pencereyi seçip Xbox Game var. Bak başlangıç, Streamlabs OBS, PUBG. Ben tam ekran bir uygulamayı yakala dediğimde benim şu an arka planda tam ekranımda PUBG olduğu için gördüğümüz gibi PUBG'yi görüyor. Mesela buna başka ne ekleyebiliriz? Mesela buradan mesela ne isteriz? Ne isteriz? Bakıyorum şöyle bir mesela görüntü ekleyebiliriz abi. Buradan mesela açarsın. Mesela masaüstü. Ah mesela. Ah bunu al. Buradan istediğin gibi koy abi. Koy burada dursun. Burada dursun. Çok uzakta değil. Şurada yamacımızda dursun. Metin ekle. Buradan ayarla. Kalın. Tamam. Yazı ekle buradan yayınla. Yani buradan bütün her şeyi kaynaklar kısmından tık 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 ekleyip çıkartabiliyorsun abi. Yani bunu her şeyini yapabiliyorsun. Mesela bir sonraki videoda da şunu yapabiliriz. Eklentiler. Bağış hedefi. Uyarı kutusu. Müzik kutusu. Bir sonraki bölümde de şunu yapabiliriz. Hani yayın için gerekli olan işte o uyarılar, bildirimler nasıl yapılıyor, tarayıcıdan nasıl ekleniyor, nereden nasıl nereye koyuyoruz, bunların videosunu da anlatımını da yapabilirim. Yayın için takıldığınız şeyler varsa, sormak istediğiniz şeyler varsa açıklama kısmına yazacağım linkini koyacağım. Discord linkinden, Discord kanalımdan bana 7/24 ulaşabilirsiniz, oradan yazabilirsiniz bizim kanalımızdan. Oradan da iletişime geçerek size her konuda yardımcı olmaya elimden geldiğince gayret ederim. OBS hakkında anlatabileceğimiz şeyler aslında bu kadar. Çok fazla detaylı bir şey yok. Aslında çok basit ve gerçekten arayüzü çok kolay bir uygulama. Her şeyi çok rahat bir şekilde görebiliyoruz aslında. Yapabiliyoruz. Sadece birazcık aşina olmak buna yetiyor aslında. Hani burada mesela şey de yapıyor, kısa yollar da ekleyebiliyoruz. Hazır açmışken bak görmüşken bunu da söyleyeyim. İşte yayını başlatmaya tuş atayabiliyoruz. Hangi tuşu istiyorsan ata. Mesela burada sahnelerimiz var ya. Sahne geçişlerini buradan bak sahneye geçiş yap. İste. Ekle.
istediğin an klavyeden tıkla geçiş yapsın. Hani bunları da yapabiliyoruz. Yani gerçekten hayatı kolaylaştıran ve gerçekten artık teknoloji döneminde her şeye o kadar rahat ulaşabiliyoruz ki, o kadar güzel ulaşabiliyoruz ki bu aslında gerçekten mükemmel bir şey bizim ve hepimiz için. Hani o yüzden doğru olan şey teknolojiyi güzel ve doğru kullanmak, mantıklı kullanmak, insanlara zarar vermeden kendimizce eğlenebileceğimiz ve sosyal hayatlar kurabileceğimiz bir teknoloji devriminde olmamız beni mutlu ediyor. Artık her şey o kadar kolay ki. OBS konusunda anlatabileceğim şeyler aslında bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi gerçekten sormak istediğiniz ne varsa Discord kanalından bana direkt ulaşabilirsiniz. Hiç çekinmeden yazabilirsiniz. Oradan elimden geldiğince bildiğim kadarıyla her şeyi sizlere anlatırım. Bir sonraki videoda da tamamen ekran ayarları, overlay ayarlarını nasıl yapabiliriz onları anlatacağım. Şimdilik teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Yakın zamanda tekrar YouTube'u biraz hareketlendirmeye başlayacağım. Bunun için de birazcık sizlerin desteğine ihtiyacım var. Bu konuda bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.